Herkese merhabalar. Sizlere daha önce kimyasal peelinglere girişle ilgili bir video hazırlayıp hemen sonrasında da benim çok sevdiğim bir uygulama olan TCA yani trikloroasetik asitle ilgili detaylardan bahsetmiştim. Bugün ise size 4 tane içeriği yani retinol, salisilik asit, TCA ve fenolün hibrit bir şekilde, kombine bir şekilde ama güvenli, güvenlikli bir şekilde ama en etkili hale getirilmiş bir formülasyonu ile ilgili bir protokolden bahsedeceğim. Bunu uyguladığınızda ciltte gözeneklerin daraldığı, sivilcelerin tedavi olduğu, rektona eşitsizliklerinin gittiği, cildin daha sıkı hale geldiği, aydınlık, sıkı, gerçekten parlak bir yüz için etkili bütün mekanizmaları çalıştırmış oluyorsunuz. Gelin buna geçelim. Birinci adım hazırlık. Öncelikle içerisinde A1 dediğimiz aseton ve alkolün kombinasyonundan oluşan bir temizleyici ile cildi komple arındırıyoruz arkadaşlar. Çünkü cildin içerisinde, üzerinde herhangi bir kir, toz, herhangi bir makyaj kalıntısı olmaması gerekiyor. Çok iyi bir şekilde cildi temizliyoruz. Temizlik süreci. Komple arındırıyoruz. Cildini yüzünü yıkamış olsa bile yine de işi şansa bırakmayıp tüm yüzü çok iyi temizleyeceğiz. O aseton ve alkol kokusunu alıyoruzdur. Alıyoruz değil mi? Evet. Evet. Tamamen arındırıyoruz. Bakın cilt temiz olmasına rağmen yine de makyaj kalıntıları var. Temizleme bitti. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada salisilik asit peelingimize başlıyoruz. Salisilik asit peelingi tüm yüze homojen bir şekilde sanki bir krem jel sürer gibi sürüyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Hemen elimde topladığım salisilik asiti jel formundadır. Cildin her yerine sanki bir krem sürer gibi ince bir şekilde yediriyorum. Biraz daha ekleyeceğim. Devam ediyorum. Böyle bir parlaklık hissi olur. Ama herhangi bir yanma, karıncalanma vesaire şu an için beklemiyoruz. Salisilik asit peelingi eğer dilersek uyguladık. Bundan bir kat, 3 dakika bekleyerek 3 tur sürebiliriz. Salisilik asit peeling ne işe yarar? 1. Gözeneklerinizi daraltır. 2. Aktif akneleriniz varsa çok hızlı kurumasını sağlar. Ve 3. Cildin kendini daha aydınlık gösterilmesini destekler. Salisilik asit peeling cildin en üst tabakası olan keratini keratolitik etkisiyle eritir. Ve bu sayede cildin üzerindeki tıkaçları, beyaz nokta, siyah nokta bunların tamamının erimesini destekler. Eğer sadece akne, siyah nokta, beyaz nokta problemi varsa sadece bu peelingi yapıp işi bitirebilirsiniz. Hastanız bir hafta sonra çok mutlu şekilde size geri dönüş yapacaktır. Daha bir numarayı yaptım ama daha bir numarayı yaparak bile çok iyi sonuç alacağınız noktaları da belirtmek istedim. Bu ilk uygulamayı yaptıktan sonra, işimiz bittikten sonra bir katta sürebiliriz, 3 katta sürebiliriz. Bir 3 dakika bekliyoruz ve bu esnada bazı yerlerde bizim yalancı beyazlık dediğimiz bir beyazlaşmalar görebilirsiniz. Hiçbir önemi yoktur. Ve başka bir şey daha, bu salisilik asit peeling en üstteki keratin tabakasını erittiği için benim sonraki yapacağım peelinglerin etkisini arttırır ve orada yanma hissinin hızlı bir şekilde anestezi etkisiyle azalmasını sağlar. Yani bir sonraki peelingimizin de işini kolaylaştırıyor. Daha derine ulaşmasını ve daha az batma yanma hissi oluşmasını sağlıyor. Salisilik o yüzden ilk stepte çok değerli. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyoruz. Bu sefer TCA ve fenol peeling zamanı. Üçüncü aşama önemli arkadaşlar. Burada TCA ve fenolün doğru oranda bir kombinasyonu var. TCA'yı ve fenolü doğru şekilde uyguladığımızda ve bunu dediğim gibi, az önce söylediğim gibi birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat hatta beşe kadar ama üç diyelim. Uygulayıp 3 dakika bekleyip, uygulayıp 3 dakika bekleyip herhangi bir sıkıntı yok. Tekrar uygulayıp 3 dakika bekleyecek şekilde katman katman uyguladığınızda derinin en üst tabakasından yavaş yavaş her katmanda daha derine inme şansınız var. Yani aslında
kontrollü bir şekilde, güvenlikli bir şekilde istediğimiz katmana ulaşabilmemizi sağlayan bir elimizde veri var. Böylece risk oluşturmadan, yanık gibi, ciddi su toplamaları gibi başımızı ağrıtacak şeyler olmadan güvenli bir şekilde aslında derinin istediğimiz katmanına inmemiz sağlanıyor. Derinin eğer orta tabakasına ulaşabildiğimizde çok ciddi kolajen liflerinin ayrılması sağlanıyor, deri sıkılaşıyor ve derinin en üst katmanı komple yenilendiği için leke, gözenek, sivilce bütün sorunlar toparlamış oluyor. Altın değerinde bir uygulama. Gelin ona geçelim. Yine geçmeden önce ama iki şey daha söylemem lazım. Bu uygulamayı yaparken iki şey kullanabilirsiniz. Bir, bu kulak çubukları var ya, pamuk. Bunlarla uygulayabilirsiniz. İki tanesini alıp direkt peeling solüsyonuna batırıp ondan sonra direkt uygulayabiliriz. İki, gazlı bez kullanabilirsiniz. Gazlı bezde de normalde kare şeklinde olan bir gazlı bezi bir kere katlayıp, bir kere daha katlayıp, sıkıp şu uç kısmıyla, direkt uç kısmıyla uygulama yapabilirsiniz. Ama bakın, bu ikisinden hangisini kullanırsanız kullanın, önemli olan şey şu. Peeling solüsyonunu buraya uyguladıktan sonra hafifçe sıkın, üzerinde damlamayacak kadar nemli kalacak şekilde uygulama yapacaksınız. Bol miktarda olur, mesela sıktığınızda damlayacak şekilde olursa o zaman homojenitesini kaybedip belli yerler daha derine erkenden ulaşabilir. Bu riski önlemek için bunu da uyguluyorsanız, bunu da uyguluyorsanız üzerindeki fazlasını hafifçe sıkıştırıyorsunuz. Islak kalıyor ama sıktığınızda su gelmiyor veya oradan peeling solüsyonu akmayacak şekildeki kıvam, doğru kıvam. Ve ondan sonra uygulamaya geçiyoruz. Algılaması kolay olsun diye aynı zamanda bölmelere ayırıyorum. Alnı ortadan böldüğümde, göz kenarlarından da birer çizgi çizdiğimde alın bölgesini ikiye ayırdım. Uygularken her yeri eşit uygulayabilmek adına aslında bir kendimce bir harita çiziyorum. Burun kenarlarından aşağıya kadar olan kısım, böylece göz kenarlarından şurası yanaklarımız oluyor. Burun apayrı bir bölge. Üst ve alt dudak kısımları ayrı bir bölge. Göz altı ayrı bir bölge. Ben bir rutinde başlamanızı tavsiye ediyorum. Örneğin alından başladınız, alının yarısına uygulama yapıp sonra diğerine, sonra bir bölge, bir bölge ve her yerden tek geçiş tamamlandığında birinci tur bitiyor ve 3 dakika bekliyoruz. Evet, TCA ve fenol içeren peeling solüsyonunu içerisine daldırdım. Islandı ve o fazla miktarı da azaltmak adına dikkatli bir şekilde kenarlarından baskı yapıyorum. Hiçbir damla kalmaması adına. Evet. Yani fazla miktarını şuraya sıkarak düzelttim. Ve bakın ıslandı. Şimdi sürece başlıyorum. Ve uygulamamı yapıyorum. Alnın ortasından yumuşak bir şekilde geçtiğim yerden bir daha geçmiyorum. Bir altından geçiyorum. Bitti. Yine orta hattan yine geçtim. Yanakta yine hattımı hiç bozmadan ve aynı yerden bir daha geçmeyip bittiği yerden diğeri başlayacak şekilde devam ediyorum. Yanma hissi başlamıştır biraz. Hisseder. Evet. Devam ediyorum. Yumuşak bir şekilde gidiyorum. Şu an bir batma, yanma hissi olur. Birkaç dakika sonra geçer. Normalde daha uzun sürecekken, için öncesinde salisilik asit kullandığım için daha kısa sürecek. Bu esnada serinletici bir şey kullanabilirsiniz. Birinci tur bitti. Bu esnada gözaltı morluğu veya gözaltı kırışıkları varsa da tek tur oralara da geçebilirsiniz. Göze dokunmadan.
Bunu yaptıktan sonra 3 dakika bekliyoruz. O 3 dakika süre boyunca cildi gözlemliyoruz. Cilt üzerinde nokta 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 beyazlıklar oluştuysa hedefe ulaşmışsınız demektir. Eğer nokta nokta beyazlıklar daha görmüyorsak biz buna frosting dediğimiz donma etkisi diyoruz. O etki oluşmadıysa 3 dakika geçtikten sonra ikinci turu geçiyoruz. Yine aynı. Tüm her yere eşit bir şekilde geçiyoruz. Yine 3 dakika bekliyoruz. Eğer yine bir sıkıntı yoksa 3 kere, 4 kere, 5'e kadar geçebilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Bu uygulamada 3 kere geçtiğinizde papiller dermis dediğimiz derinin orta tabakasına ulaşmış oluyorsunuz. Ve muhtemelen frosting'i görmeye başlayacaksınızdır. En ideali 3 tur geçmektir. 3 kere geçtikten sonra en güzel sonuca ulaşacak noktaya ulaşmışsınız demektir. Ve ondan sonra artık tedavimizin birinci turu tamamlanmış demektir. Ama hassas ciddi hastalarınızda daha ilk kez başlıyor korkuyorsa ilkini her birinden birer tur geçin. Görsün. İyilik halini gene görecek, gene görsün. Bir ay sonra ikinciyi yaparken dozu arttırın. Öyle yapmanız daha iyi. Evet, şimdi sonraki adıma geçiyoruz. Ve son aşama, dördüncü aşama retinol. Yüksek konsantre retinol ile tüm yüze bu gerekli uyarı verilmiş cilde bir de bunu uygulayıp üstüne 6 saat beklerse, yüzünü yıkamadan bunu bekletirse bütün mekanizmalarla aslında cilde yüzeysel, tehlikesi olmayan mükemmel bir uyarı vermiş olursunuz. Ve bunu uygulayıp hastamız 6 saat yüzünü yıkamayacak. Ve burada anahtar nokta başka şu. Önceki yaptığım bütün peelingler nötralizasyon gerektirmiyor. Yani nötralize etmek için su değmesi, yıkaması veya nötralizan bir ajan kullanmamız gerekmiyor. O yüzden hiç yıkatmadım yüzünü dikkat ettiyseniz. Uygulaması bitti. Üstüne devam ediyorum, devam ediyorum. Ve son step olarak bunu uyguluyorum. Yine en baştaki gibi sanki bir nemlendirici sürer gibi ince bir tabaka bunu sürüyorum. Ve tedavimi sonlandıracağım. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Şu son kullandığım retinol peelingi ben kendim kullanıyorum. 6 saat bekletip sonrasında yüzümü yıkadığımda ikinci gün itibariyle çok minik talaş gibi böyle minik minik soyulmalar başlıyor ikinci gün. Sadece buna bağlı ve 3-4 gün boyunca küçük küçük soyuluyorum. Beni rahatsız etmiyor. Günlük hayatım etkilenmiyor ama soyuluyor. Ama bir hafta sonra inanılmaz güzel bir cilt oluyor ve inci kırışıklıklarınızı tamir etmede çok etkili bir peeling. Bakın bir sürü peeling var ama her biri altın değerinde ama bu tek başına bile çok etkili. Günlük hayatınızı etkilemeden tedavi edilen bir şey. Bununla ilgili bir çalışma var. Haftada bir 4 hafta boyunca bunu uygulayan hastalar 4 haftanın sonunda kırışıklık skorunda çok anlamlı düzeyde azalma, ciltte aydınlanma ve kolajen üretiminde belirgin artış gösterilmiş. Evet, 4 aşamayı tamamladık. Cildi temizledik, salisilik asit peeling yaptık, TCA fenol peeling yaptık, o yetmezmiş gibi bir de retinol peeling yaptık. Şu an yüzüne uyguladığım her şeyin üstüne nemlendirici ve güneş koruyucu krem sürüp eğer gündüzse ve ondan sonra gönderiyoruz. 6 saat yüzü yıkamıyor, 6 saat sonra istediğini yapabilir ama yıkamasını öneriyoruz zaten. Ve sonrasında artık şu 1 haftalık süre boyunca iyi nemlendirecek ve güneşten koruyacak. İkinci gün itibariyle cilt soyulmaya başlayacak. Cildin genelinde soyulmalar uyguladığınız katmana göre şiddeti fazla olmak üzere artar. Ama çok hafif talaş gibi kesin olur. Ve 5 gün civarı sürekli soyulursunuz. Ama ondan sonra cilt gerçekten aydınlık, parlak, gözenekler daralmış, ince kırışıkların tamir olmaya başladığı daha sıkı bir cilt oluşmaya başlar. Bu protokolü çok seviyorum ve özellikle profesyonel kullanımda tavsiye ediyorum.